İbrahim Tatlıses dedin, seni şöhrete ulaştıran büyük isimlerden, Türkiye'nin de yetiştirdiği önemli seslerden. İbrahim Tatlıses, sevgili izleyiciler 12 yıl önce korkunç bir silahlı saldırıya uğramıştı. Ve bu süre içinde de geçirdiği sağlık sorunları ve ardarda arda ameliyatlar nedeniyle her şeyden uzak kaldı. Televizyon şovuyla döndü. Şimdi 12 yıl aradan sonra sahneye çıkacak, canlı canlı söyleyecek 23 Eylül'de seyircisiyle buluşacak. Ee, ve konuşulan o ki biletler tükendi ve ek konser e, eklendi buna. İbrahim Tatlıses e, neler yani duygularını nasıl dile getirmiş. 12 sene sonra sizlerle buluşacağım için çok ama çok mutluyum. Heyecandan öleceğim. 10 gündür prova yapıyorum. İnşallah iyi olacak. Kötü bir şey çıkmaz benden. Gücümü önce Allah'tan, sonra da siz sevenlerimden alıyorum. 23 Eylül'de buluşmak üzere başımın tacısınız diye bir açıklama yaptı. Sizden kötü bir şey çıkmayacağına. Çok eminiz hatta Gülşen'le yıllar içinde bu 12 yıl içinde yaptığımız programlarda hep dedik ki sizin illa da sesinizin hani eskisi gibi pürüzsüz <laughs> çıkmasına da gerek yok. Siz bir yerde çıkın bir şov yapın oturun yani arada kendinizi gösterin bir ağırlığınız var. Şöyle bir şey 2009'daki o saldırının ardından kimse onun sahnelere döneceğine ihtimal vermiyordu. Hatta o dönem şöyle dedikodular çıkmıştı. ...sesini kaybetti, bırakın sesini kaybetmeyi artık konuşamıyor diyenler bile olmuştu Yok. o dönemde. Hatta ve hatta oh ortalık bize kaldı diye içten içe sevinenler de vardı. En çok... Gerçekten kimse onun bir daha dönebileceğine, konser vereceğine, televizyon programı yapacağına ihtimal vermiyordu. Ama İbrahim Tatlıses ne dedi? Ben bitti demeden bitmez dedi. Şu anda ne yapıyor? Televizyon programı yapmaya başladı. Gayet de iyi gidiyor. E konser de vermeye başlayacak evet. şimdi. Çok ben onun heyecanlı falan o kadar iyi hissediyorum ki. Programa çıkmadan önce şey bana diyor konuştuk. ki Müge var ya hiç şu haberleri gözden geçiriyoruz tekrar. Müge ben hiç İbrahim Tatlıses'in hiç olmazdım. <laughs> hiç Günlerce istemezdim, yapmazdım ama o da aynı vaziyette. Tabii onun cesaretini toplamasında kimin payı var? Polat Yağcı. Tabii evet. Polat'ın motivasyonu sayesinde İbrahim Tatlıses döndü. Çünkü İbrahim Tatlıses'e kalsa kendimi hazır hissetmiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Daha mükemmel olmalı her şey noktası ya Ben aslında de. sesinin kötü çıktığını kötü olduğunu etti. hiç düşünmüyorum. E, Canlı da provalarda da e, dinlediğim oldu. <laughs> yani tabii ki de şimdi düşündüğünüzde hani kafasında hani olan. E, hasar, i̇şte beynindeki olan o hasar o kadar mi? çok çok büyük e, fazla bir hasar ki, ki, Evet eğer bu başka böyle başka bir insanın başına gelseydi toparlanması gerçekten çok güç olurdu. Hem arkasında o kadar çok güzel dualar var ki, hem onu sevenler o kadar çok fazla ki, onların desteği, onların gücüyle bence e, çok kısa sürede sahnelerine ve şovuna da geri döndü. Peki sen de dikkat ediyor musun? Bizlerin de dikkatinden kaçmıyor. Sevenleri hayranları da takiptedir. İbrahim Tatlıses artık eskisine oranla çok daha duygusal. Herhangi bir şeyden bahsettiği zaman ya da onu duygulandıran Zaten çok bir konuşma geçiyor. Bu kadar ağlamazdı Didem. Evet bu kadar Şimdi, de çok değildi. sık sık gözyaşı döküyor kolay şeyler yaşamadı. Hiç. Sadece 2019'u değil mi? 2009. 2009'daki saldırıya gelene kadar İbrahim Tatlıses zaten kolay şeyler yaşamadı. Bir kısmını biliyoruz ya da kendinde saklı sadece yakın çevresinin bildiği bir sürü şey kolay değil. Sıfır noktasından Çok bir şey. oraya gelmek, insanlarla sektörle mücadele etmek falan. Yani, yani neler biraz, var biraz hastalandığınızda, rahatsızlandığınızda. Hani Allah korusun işte doktor size geçip işte birkaç gün sahneye çıkamayacaksınız dediğinizde bile moraliniz bozuluyor. Nasıl yani? Yok ya benim hani bir şekilde bir şey yapmam lazım diyorsunuz. Ya da Didem el verdiğin, yardım ettiğin insanların nankör seslerini duyuyorsun. Ya bitti o artık en yaşlandı. Evet. Bizim de kulağımıza Sıkır geldi. Noktasında. Kimlerden kimlerden? Bir de şunu hani ne diyenler oldular? boşlukta şunu, yıldız oldular mı? Işte olmadılar. Onu söyleyeceğim. Bir de şunu söyleyenler vardı. E, İbrahim Tatlıses 2009'da olayı yaşamadan önce İbrahim Tatlıses benim ekmeğimle oynadı. İşte benim önümü kesti. Onun sayesinde şöyle oldu. Şu işim iptal oldu. 2009 2021. Kaç yıl geçmiş üzerinden? 12 yıl geçti. E neredesiniz? E niye parlayamadınız? Kimse önünüzü de kesmiyor. Ya işte, işinize engel olan da yok. Gelirken de, arabada... da. İmparator artık benim diyen bir Bak, kim, de şey, kim, yani. Senin, bak Gerçek yani, gerçekten benim. taklit edenler de çok fazla var. Yani taklit edip ama ben kendisini sevmiyorum diyenler de var. Hı. O da çok enteresan geliyor bana. Evet, doğru söylüyorsun. Çok enteresan geliyor. Valla Didem eğer e, herhangi bir konuda ar, senin arkandan ya da insanların arkasında hasetlenen, kıskanç ya da kötü niyetli bir insan gelip karşıma seni sevmiyorum kardeşim. Ne yapayım? Senle yıldızın barışmıyor. Ben Desen, çok rahat söylüyorum. Saygı duyuyorum. Bak sevmek zorunda değilsin. Ama bu kadar net ve dürüst olduğun için sana da teşekkür ediyorum. Derim demişliğim de var. Ama pis sinsi şeytanlar var. Yüzüne gülen Arkan arkandan ooo. Çok ağrına gidecek. Çünkü neden ağrına gidiyor? Emek vermişsin o kişiye i̇şte zamanında. en kötüsü dost gibi görünen düşmanlar. Evet o kadar vaktini harcamışsın. Aynı masaya oturuyorsun yemek yiyorsun ekmeğini yiyorlar. Yüzüne geliyor canım ablacım bilmem ne arkadan mikrop. Yani bize bunu yapan İbrahim Tatlıses'e on katını yapar adam nerelerde yani. Bir şey birini getirdi gözünün önüne ben partnerimi çok yakından tanıyorum çok iyi biliyorum onun böyle gözü kaşığı ağzından çıkan bir kelime ne diyor böyle bir gerildi hemen <laughs> ne oldu şey sana geldi. ne geldi aklına geldi 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 ne geldiğini de biliyorsun geldi, geldi. tamam ben geldi. bilmiyorum ama yok çok öyle oluyor gerçekten konuşursun. aman ablacığım abicim öylesin çok öylesin filan bir tanemsin arkadan öyle Can işler yani, öyle işler çeviriyorlar ki yakınından, yakınından bulacaksın her şeyi. Benim kaç senelik arkadaşım vardı kız arkadaşım. Ee, iki ikisi de şu an ikisini de sildim. Ha düşman mıyım asla değilim. Onların ailelerine ya da onların başlarına ne gelirse gelsin tabii ki de giderim. Her zaman yanlarındayım ama hayatı boyunca Hı. hiçbir şekilde hayatımın bir çevresinde bir arkadaşım, dostum kesinlikle. Olmaz. Ne yaptılar? Dedikodunu mu yaptılar ya da işini mi kapmaya çalıştılar Yüzüme yani? gülüp arkamdan konuşmak. Hı. O artık o o çok normal geliyor. E, o, o çok artık normal o, geliyor. Gerçekten Ama gerçekten alıştık ona. E, hiç tanımadığım birisin, birisinden kendi hayatımı duymam? Ha. Benim çok ağrıma gitti. Ha, evet, haklısın. Hı. Çok yani, güzel mevzu. Yani sen benim senelerdir arkadaşımsın benim özelimi git başkasına. Başkasını nasıl anlatabiliyorsun? Her şeyi geçtim. Benim özelimi kendi erkek arkadaşına bile anlatamazsın tabii ki. Dostluk bunu gerektirmez. Hocana anlatamazsın. Anlatamazsın. Hayır. Yani eğer biz dostsak ikimizin arasında kalması gerekiyor bunun. Evet. Yani o yüzden e, İbrahim Bey'i çok iyi anlıyorum. Onun odana kadar Aa onun da ne sırları ne şey, Allah neler aşkına neler. burada kalsın dediği şeyler. De, ben de mesai edeyim. Nasıl satılmıştır başka yerlere. Arada, hani İbrahim bir işi bıraktı çalışamaz hale geldi. Evet. Şey oldu falan. O arada birlikte çalışıyorduk biliyorsunuz. Evet. Dedim ki hiçbir şey önemli değil. Çalışmayalım, gitmeyelim. Var olanı tabii ki de e, yerim. Yeter ki İbrahim Bey'in sağlığı yerinde olsun. Fakat e, birdenbire düşmanlar öyle bir her yerden çıktı saldırmaya ki başladım. saldırmaya başladılar ki tek başıma çalışmaya başladım. Evet. Ee, bu sefer yani bana canım kızım e, harikasın öylesin böylesin diyen kişiler başka bir gözle bakmaya başladı. Hmm. Ee, ya da o başka gözle bakıp e, istediğini alamayınca hmm. kapıları kapatmaya başladı. Ha işli önce canım kızım sen engelliyor. ona abi diyorsun yok sonra e, İbrahim İbrahim o şeyinden çıkınca taciz ediyor. Taciz çıkınca ediyor. başlıyor seni taciz etmeye. Evet. Kızımızın bitiyor. Bitiyor. Didem sonra oluyor. başka bir kapı. açılıyor. sen evet. de tabii ki e, ters bir tavırla reddedince bu sefer işin İşi, engelliyor. İşin engelleniyor. Yani 1 2 3 4 dedim yani ne oluyoruz? O da öyle oldu ama yani bana söyleme bari hani e, aranızda belki çok samimi olabilirdiniz işte şey olabilirdi aranızda ne olursa olsun. Ama ben ne kötü konuşurum ne de kötü laf ettiririm. Hmm. Ben çıkayım ne istiyorsan onu söyleme benim yüzüme karşı söyleyemezsin söylersen de cevabını alırsın. Bak İbrahim Bey benim huyumu çok iyi bilir. Bana hep erkek gibi kızsın der. Ki ben Hı. o kelimeyi sevmem. Hı. Kadın gibi kadın olmayı eğilerim. Güçlü bir insansın. Evet. Ee, yani hiç arkadan söyleyecek lafım yoktur. Direkt yüzüne, yüzüne söylerim, söylerim. söylerim. Aferin sana. Başıma ne gelirse de gelsin. İbrahim Tatses evet. bu süreçte en büyük desteği bence Hülya Avşar'dan görüyor. Allah herkese Hülya Avşar gibi dost nasip etsin. Gülüyoruz. Hani Gülüyoruz. senin güldüğün, eğlendiğin, mutlu olduğun, düğünler yaptığın zamanda değil en kötü gününde yanında olan. Hülya Avşar Can. Evet bak Hülya Avşar bizim de çok zor bir anımızda bir telefonuyla ortamı nasıl güzelleştirdi. Evet, çok tatlı. o kadar işin arasında başka bir kadın yani.